Yavaş lan, çok içme. İçme lan. Bir şey olmaz, merak etme. Bir ufak daha söyleyeyim mi? Yok deme, bok iç. Nerede kaldı bu herif be? Patlamadan, neredeyse gelir. Ben Kenef'e gidiyorum. Ahmet'im. Ulan eşyolaşa karı. Her işe çıkışımla moralimi mi bozacaksın? İstela. Bir ıslık dikkat, iki ıslık tehlike. Bir ıslık dikkat, iki ıslık tehlike. Tamam mı? Tamam, hadi yürü. Ne kadar içti bu inek? Çok değil. Ulan kaç kere su? Gel buraya, boş ver be. Bir dakika ya, bütün gece iş tuttuk ayıp dur söylemesi ya. Bir dakika ya, yemin ederim ya, şahidim var, sorun ya, sorun işte. Bak, bak inanmıyorsan, bak bana ne yaptın? Hadi oradan soygunla, alaka yok mu ya? Abicim yemin ederim ya, hiç durma sabaha kadar ya. Kıdırsın çocuklar, hadi. Karının koynundan çıktım ya. Bir dakika be abicim, sen dinlesenize ya. Bir dakika dinle ya. Bir dakika be abicim ya. Bırakın Ahmet'imi, o bir şey yapmadı. Hadi yürü, bir dakika. Bir şey yapmadı, bir şey yapmadı. Ahmet! Ahmet! Hadi yürü, gel, gel bir iki arabaya. Ne gecesi ya, sabah oldu, hadi yürü, uğraştırma insana. Allah Allah. Yapma be. Götürdüler Ahmet'imi. Döverler onu, hırpalarlar şimdi. Soygun dediler.
Dosya dolusu sabıkası var tabii. Koluna asılıp sürüdüler. Adı bellenmiş bir kere. Her hadisede çekiyorlar içeri. Soygun, ne soygunu. Çok döverler mi dersin? Ceketinin kolu da söküldü götürürlerken. Ahmet'im, gözümün bebeği. Ahmet'im benim. Ne yapacağız be Kadriye abla? Ne yapacağız? Bırak deyiyorsun. Akıllanır belki. Ne diyorsun sen be? Nasıl yaparım ben onsuz? Karnını da doyurmamıştı giderken. Öylece götürdüler Ahmet'i. Biri var. Avukat değil, manyetizmacı. İpten adam alır. Boşuna umutlanma. Ağır cezacıdır. İdam falan. Böyle sümüklü işlerin yüzüne bile tükürmez. Söylesene kim bu? Kapısını tıklatmak için 10 gün yetmez. Çıldırtma adamı Kadriye abla, kim bu? Randevunuz var mıydı? Ne var mıydı? Randevu. Randevu almış mıydınız? O dediğinden almadım. Ama nüfus kağıdımı aldım. Karısın be. Nerede bu Allah'ın cezası ya? İşte. Nüfus kağıdı. Ne yapacağım ben bunu? Ne bileyim ben? Lazım değil mi? Siz benimle alay mı ediyorsunuz? Yok be anam, ekmek Kur'an çarpsın ki, alay edecek halimiz mi var? Zaten başımız dertli. Hani ben bu işlerden pek anlamam da, belki lazım olur diye getirmiştim, hadi al ne olur. Siz yanlış bir yere gelmediğinizden emin misiniz? Burası Avukat Ekrem Bey'in dükkanı değil mi? Dükkanı değil, yazıhanesi. İyi ya işte, doğru gelmişim. Hadi ne olursun, alıver şunu. Hadi. Ne istiyorsunuz? Ekrem Bey'le görüşmek. Görüşemezsiniz. Sebep? Görüşemezsiniz. İşte o kadar. Kim demiş ya? Ben dedim. Bana bak yelloz! Benim tepemi attırma! Tuttum mu bacaklarından çarp diye ayırıveririm seni ha! Sen kim oluyorsun da ahkam kesiyorsun be? Boş mu la suratlı, kız kurusu! Buraya kadar boşuna mı geldik biz ha? Boşuna mı geldik? Polis çağıracağım! Polis çağıracakmış! Bak ahlaksına bak! Buranın altını üstüne getiririm anladın mı? Kafanı kırarım senin! Ekrem Bey'le görüşeceğim ben! Kimse engel olamaz! Anladın mı ha? Anladın mı kız kurusu? Şahınları! Kimi istersen çağır, polis değil! Ahın Şahin gelse senin yıkarım burayı! Saçını başına yolacağım seni! Şimdi görürsün dünyanın kaç bucak olduğunu! Ölürüm de onu... Ekrem Bey! Kurtarın beni! Ekrem Bey'le? Sen misin Ekrem Bey? Aman Ekrem Beyciğim, Allah çıkardı seni karşıma vallahi! Ay sen bakma bu karının lafına, Ekrem Bey kıskançlığından yapıyor! Gel içeri gözüm, başımız dertte! Gel Allah aşkına, hadi! Hadi gelsene! Kusura bakma! Böyle paldır küldür yakışmadı ama işte! Vallahi ben bir terbiyesizlik yapmak istemedim hep o manyak karının yüzünden! Affedersin! Otur bakayım şöyle. Ne istiyorsun? Canımı istiyorum. Ahmet'imi istiyorum. Ocağına düştüm. Ne olursa olur senden olur. İpten adam alırmışsın. Uyduruver kitabını, elini ayağını öpeyim, ne olur! Ne olur! Ahmet'im o benim! Her şeyim! Ne
Ne yaptı? Suçüstü değil. Döverdi. Severdi ama... Bütün her şeyim de o benim. Kuyumcudan kaçmış. Ahmet'im. Ekmeğim, suyum, her şeyimdi. Onsuz yapamam ben. Ciğerim yanıyor. Avukatı nasıl idare ettin kız? Nasıl oldu bu iş? Küsür bakalım. Gittim, yalvardım ihtiyara. Kanlı gözyaşları döktüm. Ne olur sevabına bir iş yap dedim. Ahmet'imi kurtarmazsan dedim, kıyarım canıma dedim. Acıdı keriz. Ahmet'im, numara değildi ha. Seni salmasalardı duman olurdum be Ahmet. Şu 5 gün var ya. 500 seneydi benim için. İtibarımız arttı değil mi? Herkes o herifi avukatım biliyor. Helal lan pislik. 40 yılda bir işe yaradın. Çüş! Teşekkürün bassın, eşi olursun. Allah'ım!
Ekrem Bey'le görüşebilir miyim? Ağır cezanın dilekçesini bak. Merhaba Cemile. Merhaba. Gelsene. Neden oturmuyorsun? Al. Börek getirdim sana. Yanlış bir şey mi yaptım? Neden oturmuyorsun ki? Börek yapmıştım. Seversin zannetmiştim. Bayılırım böreğe. Zaten ne yapsam yüzüme gözüme bulaştırıyor. Ne aptal şeyim ben be? Ama evraklar? Çay içeriz, değil mi? Bize iki çay getirir misin? Yesene. Çekinme. Kendi malın gibi ye. Sevdim seni be. Kıyak adamsın, Kur'an çarpsın ha. Eline sağlık. Ya biraz fazla olmamış mı? Sorma. Bakkal Feyzi'nin boku. Veresiye kabardı diye yağ vermedi inek. Evde salat vardı, onunla yaptım. Fazla kaçmış. Bir gün sana yağıyla yapayım da gör bak. Parmaklarını yemezsen bana da Cemile demesinler. Yer misin ana? Elimle yaptım. Al biraz. Allah aşkına al ayol. Ölümü öp, çekinme. Can isterse be. Ulan ne uyuz karı bu ben? Nereden buldun bunu? Neden geldin Cemile? Vallahi ben de bilmiyorum. Bir şeyler oluyor sanki. Bakma paçoz halimize. Dökülüyoruz ama... Biliyor musun... Ben aslında kötü biri değilim. Sanki borçlu hissediyorum sana kendimi. Börek getirdin ya. Börekle olur mu ya? Senin bana yaptığın kıyağın yanında. Ay affedersin, ağzım da bozuk. Yakışmıyorum buraya. Ama biliyor musun, çok dikkat edersem küfürsüz de konuşabiliyorum. Ben gideyim. Kusura bakma. İş arasında meşgul ettim seni. Hadi eyvallah. Cemile. Al şunları. Ne olacak bunlar? Bakkal Fevzi'nin borcunu ödersin. Bir dahaki börek sana yağlı olsun. Gene börek mi istiyorsun? Zahmet olmazsa. Zahmetin lafı mı olur ya? Aa.
Bir hafta ofise inmeyeceğim. Evimin adresi var burada. Gerekirse... Burada çok para var be. Orada çok para yok. Ahmet! Gel koçum gel, yardım et biraz. Ne oluyor lan? Nereden bunlar? Söyle bakalım. Salata mı yapayım, cacık mı? Nereden dedim lan bunlar? Uyuz ol, biraz kaşın bakalım. Bana bak lan, kafamı bozma benim. ₺40.000 var ulan burada. Tamam işte, onu da ben harcadım, hesap tamam. Ne iştir bu? Otobüs. Topkapı Mecidiyeköy. Kalabalık nah böyle. Sarsıldıkça toslaşıyoruz adamla. Aa, bir de baktım ki ne göreyim. Herifin cüzdanı elimde değil mi? Tabii ben ilk durakta pat aşağıya. İşte böyle. Yaşa lan. İlaç gibi geldi Allah'ıma. Sana helal olsun anam. Sen vur rakının dibine otur, ben geliyorum. Akşama sakla iştahını. Nereye Ahmet? Hesap mı vereceğiz lan? Şimdi patlatacağım ha. Yeni yeni adetler çıkardık. Tövbe tövbe. Allah kahretsin seni! İş ol eşek! Haydi oğlum kemik, ey yavrum be! Ulan şansa hadi bak be. Be! Olur mu şimdi be? Şimdi sıra bende, dur bakalım. Tamam, görelim. Hadi! Ha? Ulan, ey be yavrum be! Dilek derler buna be! Bir daha ulan, hadi son! Bakayım. Al! Hadi! Ha? Ey ulan, yuh be. Be! Her yerinden akıyor. Hadi bakalım, ya. Hadi! Ya ben gidiyorum ya, benden paso! Uçlanın paraları, ver, ver, ver! Devam! Hadi! Farkında mısın? 15 dakikadır hiçbir şey konuşmadık. Eskiden şikayet etmezdim. Eskiden benimle konuşurdun. Kitap okuyorum. Çok mu önemli? Kafka. Neden bahsediyor? Diyor ki, sevgimiz karyolayı aşmıyorsa ölüdür. Hı? Bak sevim, bize neler oluyor anlatayım sana. Ben ağa çocuğuyum. Anadolu çocuğuyum. Çok para bıraktı babam bana, hesapsız. Hep yükseklerde uçtum bugüne kadar. Öyle garip dengeli bir teraziki yaşantı. Bir taraftan paraların çoğaldıkça, öbür taraftan bir şeyler veriyorsun. Sonunda bir de bakıyorsun ki, kötü bir yerli filmde milyoner oynamaya çalışan aç bir figüran gibisin. Gerçek değilsin. Yaşamıyorsun.
Ne demek bunlar? Anlamıyorsun tabii. Değişime uğradın sen. Yaşadığın sınıfın karakterini taşıyorsun. Samimi değilsin, açık değilsin. Oynuyorsun. Affedersiniz efendim. Sizi görmek isteyen biri var. Yok dedim fakat anlatamadım. Neden yok dedin? Şey, size pek yakıştıramadım da. Kimmiş? Cemile diye biri efendim. Cemile? Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Gelsene içeri. Her şey yolunda mı? Hı hı. Bir yaramazlık yok ya. Aa. Hadi gel, bahçeye gidelim. Karın mı? Arkadaşım. Eyvah, zamansız geldim galiba. O da ne demek? İş üzerindeydin değil mi? tanıştırayım sizi, Cemile Sevim. Merhaba. Sende de uyuz karı merakı var galiba. Nedenmiş o? Dükkanındaki kız kurusu. Bu, hizmetçi. Hepsi antika vallahi. Mumla arasan bulamazsın. Otursana. Buyur. Ne bu? Ananas. Üç. Beğenmedin mi? Yok anam, alışık değilim. Kusarım, pisletirim burasını. İçmesem daha iyi. Suya girer misin? Suya mı gireyim? Yani yüzer misin? Şurada. Say mı söylüyorsun? Ama mayom yok ki. Buluruz. Gel. Bu evde kaç kişi yaşıyor Allah aşkına? Tek başımayım. Tek başına? Bütün bu evde? Yuh be! Herhalde bu sana olur. Değiştir üstünü. Nasılım? Güzelsin. Yalancının birisin sen. Güzelim değil mi? Güzelsin. Neden yatmıyorsun benimle sen? Üstelik borcum da var sana. Güzel olduğumu da söylüyorsun. Güzelin ne olduğunu bir türlü anlayamadım. Biliyorum. Aptalım ben. Hiçbir şeyin ne olduğunu anlayamıyorum ki. İlkokulu bile bitiremedim. Yemediğim halt kalmadı zilliyi kırmak için. Güzel. İnan bana, çok güzelsin Cemile. Ben çok ağladım hayatımda. Hep ağladım. Bazen gene ağlamak geliyor içimden. Ama başka türlü bir ağlama. Büyüdük mü ne? Sanki... anlatamıyorum. Cahilim ben. Derdimi bile anlatamıyorum.
Olmaz. Ne? Ne var? Ne bakıyorsun? Gitme. Ne var? Sana ihtiyacım var. Yalnız bırakma beni. Ne olacak? Ne istersen.
Hadi içeri lan! Gir içeri! Gir dedim lan! Gene bir şeyler çeviriyorsun. Git lan, hesap mı vereceğiz manyak? Sen eskiden böyle değildin be Ahmet. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Gelen giden oldu mu? Hayır efendim. Hiç kimse aramadı mı? Hiç kimse. Ne düşünüyorsun? Annemi, babamı, seni, beni, bir başkasını. Yatakta epey kalabalıkmışız meğer.
Hep ben yakar verirdim. Efendim? Yok bir şey. Mutlu musun? Ne demek mutlu olmak? Küçükken karnım doyunca duyduğum bir şey vardı. Herhalde o. İnsanlar değişir mi zamanla? Nasıl? Nasıl? İçimde bir şeylerin yer değiştirdiğini hissediyorum. Sanki sadece hissediyorum. Anlatamam ki. Ekrem, bana bir tokat atsana. Anlamadım. Bana bir tokat at. Ne olur. Anlamıyorsun. Anlamıyorsun. Baharı bekleyen kumrular gibi sen de beni bekle sakın unutma. Ellerim havada gösterim yolda. Bir tanrı bir de beni sakın unutma. Cemile lan! Pantolonumun düğmesi kopuk! Cendelik lan şunu! Cemile! Hüzünlere büründü saatler. Gördüm akan iki damla yaş, ayrılıkta sevgiyle beraber. Bir şarkı, bir şiir gibi yaşadım canım acılarla. Çok pahalıdır burası, değil mi? Neden hep böyle şeyler düşünüyorsun? Ya ne yapayım? Her şeyden bir tat çıkart kendine. Bak, gör, öğren, eğlen. Doğru. Desene, bırak hesabı ödeyenler düşünsün. Ağlama göz bebeğim, sana kıyamam. Al yüreğim, senin olsun. Yüreğim bende kalırsa ya.
yaşayamam. Sen ağlama, dayanamam. Ağlama göz bebeğim, sana kıyamam. Al yüreğim, senin olsun. Yüreğin bende kalırsa yaşayamam. Ölünce biter mi? Bak Cemile, böyle gidiş gelişler beni rahatsız etmeye başladı. Bir karar vermek zorundasın. Gece de bende kal. Seni kullanıyormuşum gibi hissetmek istemiyorum. Kullanmıyor musun? Kullanıyor muyum? Geceyle gündüzün ne farkı var? Anlatılır bir şey değil. Denemeden anlayamazsın. Bu gece gitme. Burada değilsin sanki. Değilim. Ahmetli. Oraya gidince de seninleyim. Seni de istiyorum. Onu da. Sen bana kötülük ettin. Ne yaptım? Ben annemi hiç tanımadım. Babamdan arta kalan çökmüş sıska bir surat. Pis, kanlı bir öksürük. Bir de Ahmet. İşte bütün hayatım. Sen bana çok kötülük ettin. Bilemiyordum daha iyisini. Elimdekiyle idare ediyordum. Şimdi orada sensiz yapamıyorum. Burada da onsuz yapamıyorum. Sen bana çok fena kötülük ettin. Benden bana. Bırak bakalım o ya.
Soyarın tekisin sen. Kıymetini bilemedin. Adam yerine komadın. Erkekliğine dokundun. Şimdi bok gibi otur bakalım. Erkek.
olan hizmetçi kılıklı şırfıntıyla birlikte düşünmeme imkan yok. Kapatsana şu konuyu Sevim. Aa, konuşmalıyız ama. Bak o süprüntü ne hale getirdi. Pekala öyleyse. Duymak istediklerini söyleyeyim. Evet, o hizmetçi kılıklı bir şırfıntı. Aptalın biri, şaşkın bir kenar mahalle gülü. Acıdı mı? Kullandım onu. Defalarca yattım onunla. Seni anlayamıyorum Ekrem. Zorlama kendini. Hiç kimse bir başkasının hayatını sonuna kadar anlayamaz. Bunu da Kafka söylüyor herhalde. Sağda dursana. Yıktın beni, yıktın. Yok et. Seni seviyorum. Seviyorum. Hep bunu söylemeni istemiştim be Ahmet. Bir tek defa olsa bile. Duy işte. Seviyorum. Sensiz olmuyorum. Seninle de olmuyor. Ama sensiz hiç olmuyor. Hiç. Değişecek. Her şey. Değişmez Ahmet. Değişiriz. Biz değişemeyiz. Değişiriz. Biz değişemeyiz. Biz buyuz işte. Ağlama. Alışık değilim senin gözyaşlarına. Böyle gördüm babamdan. Böyle gördüm sokakta. Ne olur deneyelim. Bak, gezmeye götüreceğim seni. Gezmeye gidelim. Gezdireyim seni.
görür müsün? Tarla başını yıkacaklarmış. Köprünün yolu geliyormuş. Değişecekmiş çehresi tarla başının. Tarla başında oturanlar ne olacakmış? Ne oluyor bize böyle be? Kalk lan Cemile, eve gidelim. Bizi orası paklar. Tarla başı yıkıldı Ahmet. Tarla başı yok artık. Kalk hadi, kafamı bozma benim şimdi. Kalk! Hadi kalk! Hadi kalk dedim! Şimdi geberteceğim ha! Bırak palavrayı Ahmet! Bir halt edeceğin yok. Kuru sıkısın sen. Hiçbir şeyin sonunu getiremedim bugüne kadar. Gücüm bana yeter ancak. Erkek! Tarlabaşı erkeği! Konuşma lan! Konuşma, konuşma, konuşma! Konuşursam susturabilecek misin? Onu düşünüyorsun, değil mi? Evet. Seviyorsun onu. O pis, hizmetçi kılıklı karıyı seviyorsun. Onda ne bulduğunu bir türlü anlayamıyorum. Bak, anlamayacaksın ama ben yine de söyleyeyim. Biz zenginiz. Bizim bir hayatımız var. Ama Cemile hayatın ta kendisi. Sizi arıyorlar efendim, önemliymiş. Efendim? Evet, benim. Nasıl?